Yapmasaydım. Keşke sizin gibi fırınlayıp elimde hemen çırpıp getirseydim. Çok kolay bir işe girseydim. Ben kabul etmiyorum arkadaş. Hakkımı da helal etmiyorum. Etmeyin. Evet. Evet. Gayet de rahatım ben. Bakalım Anıl'dan kaç puan geliyor? 7 Senin de puanını bir duyalım, görelim. Benim puanım 7. Ah, demin diyordum ilk defa hiçbir 7 görmedik bugüne yani kadar. Yani bugün 7 alacağımı, 8 alacağımı, 9 alacağımı hissettim. Çünkü Zuhal Hanım gerçekten... Peki sen o kadar beğendin mi? 7 verecek gibi şöyle konuşmadın ama. Ben bu masaya oturmadan menüyü gördüm. Evet, bir 10 puanlık masa bizi bekliyor diye düşündüm. Kapıdan girdim, evet sunumların, tabak, her şeyin çok harikuladeydi ama... Tabii bir 8 verebilirdin. Başlayabilirdi. Bir saniye, öyle konuşmadık ya ama. Evet. Taş kadayıfı beğenmedin. Taş kadayıfını beğenmedim. Çorbadan dedin iri iri tavuklar çıktı dedin. Tadı çok şeydi ama. Dedin. Ama yok, tadı güzeldi. Evet. Ben ha, beğendim. Dün de sadece... tadı güzel demiştin ama vermemiştin. Evet, devam edelim. Ben tatlı konusunda sadece onu söyledim. Evet. Ana yemek konusunda da harcın güzeldi ama katıydı. Ama meyhane pilavında güzeldi, ona verdim. Ama şimdi sen ana yemeği tam olarak beğenmedin. Dün diyordun ya benim için bir bütündür. Ben bir puan verdim diyordun. Evet, lütfen adım etin, öyle diyordun. Etin lezzetli. Yani. Ha. Hep seni çelişiyor şimdi. Hayır, eti lezzetli, meyhane pilavı lezzetli. Sadece biraz kalın sarmış arkadaşım bu. Soğuk geldi dedin, kalın dedin, evet. İçi biraz çiğ gösterdin, evet. Dürmeden ben evvel. Daha, yani bu yani, menüye bak arkadaşlar. Ben efendim, sinemi mi dinleyeyim? Efendim. Bence yani ben kazanmayayım diye yaptı herhalde. Yok asla. Siz de zaten ben kazanmayayım o iş öyle bir yarışmacının kafasına göre olaydı. Ya aslında kimse, şu an kimseye öyle bir şey yok. İnsanın zikri neyse fikri o derler ben ya. Gerçekten şu an, sen onu söylüyorsun. Ben şu an herkesten 7, 8, 9 bu puanı beklerdim bu emeğe. Ben beklerdim. Senden de bekliyordum, evet. Zeynep Hanım'dan da. Evet, emek Hanım çok, çok fazla vardı. Hanım da çok büyük puan vermedi bana. Yine de sizden iyi verdi ama çok iyi bir puan vermedi. Ondan da ben 8 bekliyordum. Çünkü kebabını neredeyse sonuna kadar yedi Zuhal Hanım. Şu kadar bir kebap kaldı. Birçok şeye de beğendi. Kebap kebap değildi tamam, ama ya. Tamam bir saniye. Kebap, nasıl kebap 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 değildi, değildi ya? Ama Dilben Hanım kabul eder misiniz? Önünüze köfte mi getirdim ben değildi, size değildi kebap Fırına değildi ya. Mi getirdim? Kebap değildi. Gayet ben böyle güzel, kebap hayatımda kebap, görmedim. Mangalda yavaş yavaş da pişirdim. Hayatımda çevire böyle çevire. Kebap yemedim. Tamam, doğru, en güzeli buydu. Çünkü hayır, en kötüsüydü. Yemedim. Sana göre öyle. Bana kebapçıda olsam kesinlikle tabağı geri gönderirim. Tamam, sen bir daha yeme yemedim benim yani. Kebaplarımdan zaten. Yemem zaten. Nerede yiyeceğim? Nerede yani yiyeceğim bir daha da yeme zaten aynen. Çünkü ben bilseydim bu kadar haksızlık olacak. Haksızlık vallahi değil. Ben çok basit böyle salata usulü. Ya usule, emek yarışması değil ki ya, lezzet bir yarışması. Bir tavuk atardım fırına, evet. Bir pilav kuzu pişirirdim. Kuzu pirzola yapardık. Bir de mercimek kereviz çorbası kaynatırdım. Kuzu pirzola yapardık dedi. Saç kavurma ve etini kasaba doğratan Anıl. Evet, yani. Harun'un puanına geçiyoruz. Evet Harun, son puan bugün için senden geliyor. Yüksek sesle söyle lütfen, açabilirsin. Evet Harun, son puan bugün için senden geliyor. Yüksek sesle söyle lütfen, açabilirsin. Benim puanım 6. 6. Kapatabilirsin. Neden 6 ya? Ortalama bir masaydı. Beğendiklerimi de söyledim. İlk gelişte masamı bile çok beğendiniz. Yani her şey çok güzeldi. Eksik menüm masanızı yoktu. Masanızı beğenmedim demedim. Mesela masanız burada güzeldi. Tatlıyı beğenmemiş bir adam var. Çorbayı hani tadı güzel. İşte meyhane bir meyhane bir. Salatayı beğenmedin. Sıkma biraz efendim, sıkma da tam beğenmedi. Yok, baba kalmış pişmemişti dedi. Bir saniye. Burada tatlıyı beğenmiş bir adam 6 veriyor. Burada tatlıyı en önemli şeyden beğenmemiş insan 7 veriyor. Ben de bunu anlamadım. Sen tatlıyı beğendin. Ben siz tatlıyı beğendim. Arkadaşlar? Sıkmayı beğendim. Çorba uyumsuz dedim. Baba garnışı tabii beğenmedim. Tabii iyi dedin, koyu dedin. Ben uyumsuz biraz dedim. Biraz da ekşi lazım. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Çok tutarsızsınız. Ne söyledikleriniz yani, puanlarınız tutuyor. Ne yapıyorum ya. Gerçekten kafa sallıyor Allah diyor. Ben şu an sen tatlıyı beğendin. Ya. Şimdi bu tatlıyı beğenmedi Anıl. Tamam ben 7 veriyor. Sen tatlıyı beğendiğin halde 6 veriyorsun. Nasıl oluyor arkadaş? Sizde ya matematiğinizde bir sıkıntı var. Gerçekten ben çok iyi değilim şu an. Yani böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç ummadım. Mesela Harun'a 7 verse ben şaşırmam. Ben 7, 8 bekledim Zuhal Hanım. Ben hayır ben konuşmanın onların evet, ifadelerine evet, göre. Mesela evet. Anıl daha az beğendi. Kendini seyredince göreceksin. Sen daha çok beğendin sanki. Yani ben senden Anıl'ın da bir 5-6 vereceğini düşündüm. Açıkçası. Ben de 5-6 vereceğini yani senin de daha çünkü yüksek. Herkes, çünkü kimse tatlıyı beğenmedi. Evet. Sen beğen. Tatlı 2 puan etmez kesinlikle, mi en azından ya? Onların da öyle düşündüm. Ben meyhane pilavını beğendin. Tatlısını beğendin. Tamam salatayı geç. Beğenmedin. Eti beğendin. Beğenmedim. İlk başta beğendim gibi söyledim. Gibi sanki yani, evet. Beğendim demedim. Soğuk, sanki biraz soğuk dedin, dedim. Ama tadı güzel evet, dedin. Beğendim demedim. Sıkmayı beğendim. Tatlıyı beğendim. Salatanızı hiç saymıyorum zaten. Pilavı beğendin. Pilavı beğendim. Üç şeye. Sırf tatlı 2 puan etmez mi ya? Birer puan mı verdin yani? Evet.
Gerçekten büyük adaletsizlik. Ben hakkımı helal etmiyorum arkadaş. Ben bu kadar emek ettim, bu kadar çaba sarf ettim, hiç hak ettiğimi alamadım. Hepinizden de güzel dördüncü güne ait bir menü de masada çıkardım. Menü çok güzeldi ama gerçekten, gerçekten lezzeti yoktu. Gerçekten menümde de lezzeti de vardı. Güzeldi de ufak tefek. Menü çok güzeldi olabilir ama lezzeti herkeste oluyor. Evet, bu kadar da detaya takılırsak o zaman bu hayatta hiçbir şey yemememiz lazım. Ben en azından beğendiğime veriyorum. Puan salatası yemedim. Sen hiçbirine vermedin ya. Elin emeğine sağlık. Vallahi hiç beşleri hiç görmemeydik. Teşekkür ederim. Hiç beşleri görmemeydik. Dün de görmemeydik, bugün de görmemeydik. Yani bu kadar maalesef şaşkınım, evet. Üzgünüm. Artık ben de sinirlenip bağırmaktan, evet, çağırmaktan ben de rahatsız oluyorum. Dün de söyledim. Bugün de aynı şeyleri söylüyorum yani. Elin emeğine sağlık. Afiyet ve yarın size. Büyük finali Harun'la yapıyoruz. Herkese afiyet olsun. İyi akşamlar.